Geliyor, geliyor. Sen eleştiri kaldırabiliyor musun? Kaldırabiliyorum. <laughs> İntirafındaki insanlarla iletişim kurabiliyor musun? Evet sosyal çekince olmayan bir insanım. Kurabiliyorum. Forum kapalı dil oğlum Ya. Mikrofonu mu kapalıymış? Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar? Utangaç, sinirli, eğlenceli, atılgan, zeki, egoist. Vallahi eğlenceli ve zeki tanımlarlar genellikle. Zeki diyelim. Kendin olan özgüvenli puanlar mısın? 90-100 arası. Peki sen kendini nasıl tanımlarsın? Cesur, özgüvenli, cesur, takıntılı, umursamaz, özgüvenli, yardımsever. Ee, özgüvenli tanımlarım. Çok hoşlandın, uzun zamandır onun açılmayı beklediğin biri var ve en sonunda dayanamayıp duygularını okuyuşa açıkladın. Ama o seni kibarca reddedip ne tepki verirsin? Nasıl ses KG oğlum ya? Ses var var. Oğlum siz var, sapık var, mısınız? Yeter lan. La. Ben de duyuyorum abi senin Discord'dan. Ben de duyuyorum abi senin Discord'dan. Ben de duyuyorum abi senin Discord'dan. Ben Ses deneme 1-2-3-4. Ben Ses deneme 1-2-3-4. Bu ne? Ses deneme 1-2-3-4. Bu ne? Bana nereden ses sekiyor? Bana nereden geliyor bu ses? Anda bana da sekti. tamam oğlum ses ben sekiyor. yaptım ben ben. Bana, nereden, bana ses, nereden ses? geliyor? Ötemi duyuyorum lan. Bana nereden ses sekiyor? Oha. Oğlum ne bana oluyor? Bu ses? Ah, oğlum ne oluyor? lan? Ah, oğlum ne oluyor? Ercan. Kendimi dörtte falan duyuyorum. Ercan. Oğlum kendimi dört falan duyuyorum. Ercan. Oğlum <laughs> ben de devam ediyorum şu an. Oğlum siz <laughs> nasıl bir ya? ya. <laughs> <laughs> Sen hadi bunlar yapıyorsan kırk beş yaşına geldin. Sen de neye yapıyorsun? Oğlum ben harbiden sekiyor lan. Konu devam ediyor. Oğlum salak mısın? siz? Allah Allah. Alo. Mami sala yapıyor. Mami, Shark, <laughs> yapıyor. Mami sala yapıyor. Bir dakika sekiyor. bir dakika. Benimki sekiyor. Bir dakika bulacağız. Hasan! Bir senin dakika, dakika. Dakika, dur, dur, Mami yapıyor, mami yapıyor. Mami yapıyor gördüm. Mami, senin bir oluyor. tane işe yarar bir işi yok mu senin mami? Mamiden oluyor. sekiyor, mami Fem fena sekiyor. yukarı ya. Fena sekiyor, fena sekiyor. Fena oluyor. sekiyor, mami fena sekiyor. Mami senin burada bir tane amına koyayım iş kolaylaştıracak bir hareketin olmayacak mı ya? Hep mi böyle zor zor? Dur abi çok ses kaydı aldım sileyim şunları. Gülüşe bağ oğlum ya. Olağanüstü. <gülüşmeler> şimdi şimdi Geforce Now alakalı bir e, sorum olacak. Evet, dışarı. haydi bakalım. Ha, bir Yozgat'le GeForce Now aldırmak amına koyayım. Evet, challenge'ımız bu. Evet, Link'teki sor. şeyden üzerinden Hı. tıkladım oradan devam ettim. Harika, ee, süper. Basik üyelik aldım Basik. Hayırlı tamam. olsun. Steam, Epic Games, Ubisoft'u bağladım. Hayırlı olsun. Maşallah. Helal. Buraya kadar güzel. Mountain Blade Bannerlord'u giriş yap dedim. 59 evet. kişi var diyor. Şimdi premium alırsan beklemiyorum değil mi? Evet beklemiyorum. Beklemiyorsun. Ha, ee, ya tamam. da premium almazsın 59 kişi oyunu bitirirler. Zevkini alırlar falan filan. Sen 60. kişi olarak. Premium değil herhangi bir üyelik aldığında beklemiyorsun zaten. Ben biraz bekleyeyim ya. Knight'ta da zaten premium almam bekle, Bekle Allah seni kahretsin bekle. Siktir git bekle. Bunun kodunu geçer sık da. Bu kullandığımı da vermesin. Zam yapsın bunu amına koyun. <laughs> Beklesin. Knight. Knight diyor ya. Allah Allah bu teknolojiyi bir türlü adama ikna edemedik ya. İnanmıyor abi. Tam bir halkın sesi oldun ya. <laughs> Hmm. hmm. Nefis. Sıklığı tatlayacağım şimdi. Neyse ne yapıyorduk biz her ne yapıyorsak yapmaya devam edelim o zaman. Çok hoşlanan tamam reddetti tepkinin olur. Olabilir herkesin hisleri farklı kimse beni seveceksin diye zorlamam Hangi çağdayız yani ne anlayışla karşılarım. Tabii ki demem. Çok özür dilerim ve bunu sürekli düşünüp moralimi bozarım. Bozmam. Ona küçümseyici bir bakış atarım ve zaten dalga geçtim söylerim. Heh, zaten ben senden hoşlanmıyorum salak seni denemek istedim gerizekalı. Bu dizilerden birini seçer misin? Ee, Nartos, evet. belli. Bunu seçerim işte. Haksızlık ve adaletsizliğe karşı nasıl bir tavır sergilersin? Her daim haklının yanında olurum. Her türlü haksızlığa, adaletsizliğe elimden gelince sesimi çıkarım. Susarak hiçbir yere varılamıyor. Beni ilgilendirme konulara burnumu sokmam. Kim ne yapıyorsa, ne yaşıyorsa yaşasın. Bilmiyorum haksızlığa karşı sert bir tavır sergilemek isterim ama büyük ihtimalle kendimi geri çekerim. Ben, beni realde tanıyanlar A olduğunu net bilirler. Onu söyleyeyim yani. Hayatının seyrini değiştirebilecek zorlu bir karar vermen gerekiyor. Nasıl bir yol izlersin? Çevreklere danışırım. Fikirleri benim için çok önemli. İçimden ne geçiyorsa onu yaparım. Direkt sürekli düşünsem hiç karar veremem. Karar vermem. Birini benim yerime karar vermesini beklerim. Çevremdekilere danışırım. Fikirleri benim için önemlidir. Çevremdekilere danışırım. Ondan sonra kendim yorumlarım. Yine kendi bildiğimi okurum. Ama sorarım yani. Sorunlarından kaçıyor musun? Hayır sorunlarımı nasıl çözeme dair kafa yoruyorum. Evet yüzleşmek beni korkutuyor. Sorunlarımı, sorunlarımı erteliyorum. Seçeneği yok mu ya? Açmıyorum da. Açmıyorum. Yüzleşmekten de korkmuyorum aslında. Üşengecim yok mu ya burada? Bir C şıkkı üşengecim. Tamam nasıl şimdi daha kafayı Düşen düşünüyorsun demek ki abi. He. Ertelemek eşittir kaçmak. Evet yüzleşmek beni korkutmuyor ama sorunlarımla. Hangi sorunumla korktum acaba yüzleşmekten ya? He. Tamam doğru. <laughs> Sen eleştiri kaldırabiliyorsun. Ee, tamam. Sen eşit kaldırıyorsun. Umarsız ve aşırı gözü güvenesin. Kendine onun güvenin adeta duruşuna dayanmış. Biz insanlara şaşırtan sana batmanın önüne bakan tekrar bakacağım bir veriyorsun. Kimin ne dedi, ne yaptı, senin için ne düşündü, asla önemli değil. Hayatında yer tutmuyor. Bunlara kafayı bu vermeye değmeyeceğini düşünüyorsun. Hatalarından da açık Ha, He ama kimin ne dediğine ne yaptı, senin için ne düşündüğü bunlar benim için önemli değil ama. Adamın da dilini böyle kopartırım yani. O, o da apayrı bir duruşum. Teşekkürler ona diyordan. Bugün yine özgüven pompalamasyonunu yaptık. Teşekkür ederim. Daha fazla atma bunlardan. Paradox Space Bey'in sızdatacak. Yani noktanı sızlatacak. <gülüyor> 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 bunu çözelim. Bence Tenus'un savaşta kazıdık en hangisi? Kral Teos gemisiyle sayısı savaşa giriyor ve girdi. Savaşlardan da zaferlerle olarak girdi. Grit'ten muzaffer'e dönen Teos'un gemisi Atina'da hatıra olarak uzun süre muhafaza ediliyor. Gel zaman git zaman gemi eskiyor. Önce dümeni sonra çapası falan filan derken tüm gemiyi söküyor kral. Yeni parçalar taktırıyor. Bir yandan da yanındaki uslular sökülen parçalardan bir gemi daha yapıyorlar. Felsefe olarak bir paradoks haline gelen olaydaki sıkıntı şu. Kralın savaşta katıldığı gemi hangisi? Yeni gemi hangisi? Parçaları değişen gemi, yenilenen gemi. Sökülen parçalarla yeniden yapılan gemi. Fark etmez iki gemide telsün gemisi. Dostum parçaları değişen ve yenilenen gemi. O gemi. Parçalardan yapılan, remake yapılan gemi. Bu yeni bir gemi, başka bir gemi. Aynı parçalar kullanılmış olabilir. Ama bütün parçalar yeni yapılan gemide. Şimdi dostum bana o zaman sana şöyle şöyle vereyim. Biz senle şimdi beraber yayın yapıyoruz diyelim ki ikimiz. Yan yana yayın yapıyoruz tamam mı? Burada. Evet. Sen de benim yanımda iki kişilik bir yayın yapıyoruz. Tamam. Ben seni siktim çocuğumuz oldu diyelim ki. <laughs> Hayırlı olsun. Bizim de tamam. bir parçası, bir meyvesi oldu anlatabiliyor muyum? Şimdi o çocuk bizim evet. yaptığımız yayının aynı lezzetini verebilir mi yani? Bizim yaptık, çocuk mu yaptı yayınları? Biz yaptık. He, aferin. Böyle sike sike bu bunları sana öğreteceğim işte. Aferin, ay los. Evet, doping kegiri. <laughs> <Koptum orak. gülüyor> Öyle çaresiz bir göt olucu vardı ya. <laughs> Aa demişken bir dakika sponsorlu yayın olduğunu asla unutmuyoruz. Sorun yok bu lan Yozgatlı. <laughs> <laughs> o sallanmıyor hoşumuza gitti. 59 59 da şu anda 49 bekliyorum yani ben de bunu test ediyorum. <laughs> Mami var ya. Mami var ya. Mala döndü böyle anlamsız bakıyor. <laughs> <laughs> ne oldu lan forma? Hayır, örnek verdin abi. İş ne olmaya ben kabulüm yani her türlü. <laughs> Gerek var mıydı be kardeşim sikilme. <laughs> Peki sana o zaman bu soruda Delioz'a gelsin. Delioz. Efendim Çağrı. Ben şimdi bu bilgisayardan GeForce Now üyeliği aldım diyelim ki. Buradan Rust'a tıkladım ama GeForce Now üzerinden oynadım. Şimdi onun benim bilgisayarımda mı oynuyorum yoksa GeForce Now sunucundaki bilgisayarda mı oynuyorum? <laughs> GeForce Now'ın RTX'li sunucularında oynuyorsun. E ee, benim bilgisayarımda çıkan şey ne ben kendi bilgisayarımda oynamıyor muyum yani? Sen bunu düşün. Yani Sen bunu düşün. Mı? Sana ben o 3 aylık bir indirim kodu var, ayarlayacağım. aktarım oluyor ve o bilgisayarda oynuyorsun. Aferin. Video oyun yani. Videoyu oynuyorsun. Asılın berber paradoksu. Tamam. Köyün birinde bir berber varmış. Bu berber o köyde kendini tıraş etmeyen herkesi tıraş edermiş. Kendini tıraş edenleri ise tıraş etmezmiş. Bir berber o köyde kendini tıraş etmeyen herkesi tıraş ediyor. Yani beni tıraş etmiyorsan seni tıraş ediyorum diyor. Beni tıraş ediyorsan da ben seni tıraş etmiyorum diyor. Berber kendini tıraş eder mi etmez mi? Bu berber kendini e tıraş eder. eder mi etmez mi? Kendini tıraş etmeyen herkesi tıraş ediyormuş. Ee, kendimi tıraş ediyorsam edenleri de tıraş etmiyormuş. Eder. Peki bu C şıklarının bu vurdum duymazlığı etse de olur etmese de berber çok gibi böyle bir olaya bir larçlaştırma ihtiyaçları. Tıraş bu soru bug'lı yani. ya bu soru bozuk. Yok etmez. Şimdi bak bunun mantığı bence şöyle. Bu berber o köyde kendini tıraş etmeyen herkesi tıraş edermiş. Köyün birindeki bir berberden bahsediyoruz. Kendini tıraş etmeyen herkesi tıraş edermiş. Şimdi kendisini ilk defa tıraş ederken kendisine soracak. Ben kendimi tıraş ettim mi daha önce? Etmedim. O zaman gel edeyim diyecek. Kendisini tıraş edecek. Ondan sonrasında da tekrar diyecek ki aa kendimi tıraş ettim bir daha kendimi tıraş edemem. Dolayısıyla kendisini en az bir kere tıraş eder. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar? Valla yumurt, tavuk yumurtadan çıkar yumurtadan çıkan tavuk mu o tartışma konusu. Yumurta tavuktan çıkar. Son durum paradoksu. Okey, kaçırıldınız ve dünya üzerinizde bilmediğiniz bir yere bırakıldınız. İşte orada internet bağlantım varsa <gülüyor> 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 Tam o esnada da internet de olsun mesela diyelim ki. Ben yine de kaçırılsam da dünyanın bambaşka birinde de olsam ben buraya girerim, oynarım abi, oynayacağım oyunu. En azından kaçırılmışım. Bir üzerinde bir panik var, bir rahatsız bir kötü hissederim kendimi. Anladın mı? Girerim abi, hype 1 ay kodunu, hype 3 ay kodunu alırım abi indirimimi. Anladın mı? Niye? Zaten kaçırılmışım. Beni kaçıran adamlar da der ki ulan yani verelim bari internet verelim buna. Sadece GeForce Now'a izin verirler onlarda diyelim ki tahminen. O zaman ne yaparım? Kendimi rahatlatmak için en azından ne olur? Kaçırılan kişinin psikolojisini yani oradaki esir düşmüşüm ben. Benim psikolojimi tamir ettirirler bana. GeForce Now. Çok teşekkür ederim. Çok düşünceli bir hareket. Geldik abi. Sizi kaçıranlar zeka... Ee, zeka... Kaya saygılı suçlular ve elinizde tek bir pusula verdiler. Siz bu pusulayı kullanarak 100 km doğuya, 100 km ögene, 100 km, km batıya, 100 km kuzeye gittiniz. Fark ettiniz ki yürümeye başladığınız ilk geldiniz. Tam başında da ciddi sorun şu. Sıcaktan bitkin mi düşersiniz yoksa soğuktan burnunuz mu kızarır? Burnunuz kızarır. Aa! Soğuktan burnum kızarır. Ben bu soruyu biliyorum. Kızarır şey <laughs> 100 km kuzeye <Mevsim>, Yaz <laughs> ve etraf aydınlık. Ee, mevsim yaz ve etraf aydınlık. Dünya üzerinde bilmediğiniz bir yere bu mevsim yaz ve etraf aydınlık sizi kaçıran zekaya saygılı suçlular. ve elinizde tek bir pusula verdiler. Bu zekaya, bu zekaya saygı duydularsa ben bunlar beni nasıl kaçırdılar? Hani benim zekama saygı duyup elime bir tane pusula verdiler ve ben böyle bir aptallık yaptıysam Allah da belamızı versin o zaman derim yani öncelikle. Ee, yürümeye başladığınız ilk yerdeniz tam ciddi yoksa, yok, bu yüzden ciddi sorumsuz sıcaktan bitkimi düşersiniz yoksa soğuktan bunu Şöyle, soğuk da olsa zaten hareket edeceğim için vücudum ATP üretimi harcaması gerçekleştirecek, her türlü. Soğuktan burnumuz kızarsın. Doruktan Otelik'e gelmiş, abi selamlar iyi yayınlar. Eve dönerken Metropol'ün önünden geçtim de aklıma geldi, ben de Ateşehir'de oturuyorum Ev sahibi istediği zam alamayınca satmaya karar verdi evi. Kasım'dan itibaren için ufaktan ev bakmaya başladım, sende durum ne? Doruk'um bende de durum buna benzer bir durum var. Bizdeki satmak değil, kendim oturacağım diyor. Ee, o yüzden bakacağız. Bakacağız. Evi sen mal. Buradaki evlerin fiyatının sen farkında mısın ne kadar olduğunu? Bu strap paradoksu. Zaman makinesi yapmak isteyen bir kişi 25'in doğum gününde gelecekteki hali tarafından ziyaret edilir. Tamam. Gelecekteki hali ona zaman makinesini mutlaka icat edeceğini, bu konuda endişe etmemesini tembihler. Zaman makinenin tasarım için Gerekli şemaları ona teslim eder. Geçmişteki hale şemaları alır ve zaman makinesini bir süre sonra icat eder. Zaman makinesi icat eden kişi makineyi kullanarak onu 25. doğum gününe geri dönmek için kullanır ve şemaları geçmişteki haline teslim eder. Güzel bilim olur ha bu. Hayat, zaman makinesi kim icat etti? 25. doğum günü kutlayan kişi icat etti. Gelecekten gelen kişi icat etti. İkisi de aynı kişi kimin icat ettiği çok önemli 25. doğum gününü kutlayan kişi icat ediyor. Gelecekten gelen kişi nasıl icat edeceğini anlatıyor ona. İlk önerme, ikinci öner önerme doğrudur. İkinci önerme, ilk önerme yanlıştır. Peki hangi önerme doğrudur? Ee, i̇kinci önerme, ilk önerme, ikinci önerme doğrudur. İkinci önerme, ilk önerme yanlıştır. İlk önerme doğrudur bence. Çünkü ilk önerme olduğu için. Ee, Prodokrasın avukat paradoksu. Peki avukat yetiştirdiği çırağı ile ücret hususunda bir Hı. anlaşma Hı. yapar. Bu anlaşmaya göre çırağı aldığı ilk davayı kazanırsa bu ücreti avukata ödeyecek. Kazanamazsa ödemeyecektir. Eğitimi tamamlayan çırak kendi işini kurarak ustasının yanından ayrılır. Bunun üzerine usta bir dava açarak sözleşmede yer alan ücret öğrencisinden talep eder. Okey. Yani avukat olan çırak bu ilk davasında kendini savunmaya üstlenir. Usta avukata göre eğer davayı kendi kazanırsa parasını alacak. Eğer kaybederse sözleşmekten dolayı parasını çırağından yine alacaktır. Genç avukata göre ise eğer davayı kazanırsa zaten hakkından dolayı ustasına bir şey ödemeyecek. Eğer kaybederse anlaşmaya göre ilk davasını için ona yine bir şey ödemeyecektir. Peki çırak ustasına ücreti ödeyecek midir? Kaç sodu vardı burada? Ödeyecektir. Sıyırmış bir ruh hastası. Çıktı. <laughs> ben şimdi amına ben Ona diyor, ofisine gidiyorum. Burada resmen bana soru çözdürüp bana kötü kötü şeyler çıkarttırıyorlar. Analiz başlangıcı GeForce Now öncesinde biz ne yaşıyorum, e yaşıyormuşuz ya? İyi ki varsın GeForce Now. Sen kendini zihnin deneklerinde keşfedilmemiş tek bir oda bile bırakmamaya adamış bir ruh hastasısın. <laughs> Olaylara üstün körü bakıp geçmek yerine daha derinlere bakıp bir şeyler arıyor gibisin. Bulup çıkardığın bilgiler ve düşünce birikimlerinden yeni bir bakış açısı yaratabildiğin, ortaya farklı sentezler koyabildiğin için çevrendekiler de daima senin fikrine ihtiyaç duyuyor. Algarı oldukça yüksek. Bunun yanı sıra antik zeka daha fazlasını gelişmeyi bir iki bir şeyin olduğunu kabul etmişsin. sana göre farklı bir dile geçtim. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden hayatındaki her şey kendi imzanı atıyorsun. Kendi bilinç farkındalığını bu kadar yükseltip geliştirdiğin için seni tebrik ediyoruz. O zaman ben de buradan ona diyordan bir sponsorluk istiyorum. Madem böyle bir insanla çalışmak istemez bunu al, Kopyalan Nuri bunu, mail at. Google'a tam espar yazınca Ercan mı çıkıyor? Tam espar kim amına koyayım ya? Evet teşekkürler. <laughs> Sen çıkıyorsun. Yeter ya. be Allah kardeşim Mami ya. yani. Sen ne zaman evlilik teklifi alacaksın? Yaşını Seçer misin? 35-44 aralığındayım. Hayatında biri var mı? Hayır. Peki ne kadar süredir berabersiniz? Hayır dedik ya amına koyayım. Sevgilim yok. Gelecek planı <laughs> yaparken benzeresim. orada planlarına dahil ediyor musun? Tabii <laughs> ki planlarımız bile beraber. Tabii planlara dahil. O planı dahil ediyorsa ediyorum. ,dır. Hayır etmiyorum. Sevgilim yok amına koyayım. Sevgilim varsa konuşmanı genellikle bir kullanıyor musun? Olsa kullanır mıyım ama sevgilim yok. Sence evlilik <laughs> şey şart mı? Ya. Evlilik şart mı? Değil bence. Evleneceğin kişide en önemli özellik ne olmalı? Problem şey yaratmamalı, problem çözmeli. Anlayışlı ve düşünceli olmalı. Eli açık olmalı ve kıskanç olmamalı. Güven vermeli, sadık olmalı. Eğlenceli onu saygılı olmalı. Sevgi... Saygılı olmalı yani bu arada. Bu arada gerçek bu. Neden? Çünkü yaptığımız iş, bilmem ne falan filan bunlara saygısı olmayan ve küçümseyen bir insanla ee, zaten olmaz. <laughs> Sevgisini hissettirmeli, kariyerinde de iyi olmalı. Bunlardan biri değil. Eee... Şey yok mu ya sorun yaratmalı trip atmalı seçeneği yok mu ben ona çok alıştım yıllarca <gülüyor> <gülüyor> ben bu okay. ilişkileri ben sürdüremem amına koyayım bana yok mu böyle sorunlu sürekli sorun yaratmalı evde huzursuzluk yaratmalı öyle bir şey lazım bana çünkü ben bunları harbiden devam ettiremem onu öğrendim onu çözümünü öğrendim çünkü ben. Ne çözümü? Tamam hayatım ya bir daha yapmam. <laughs> Aşkım beni bir dinle otur bir dakika. Hayır. Sakin ol. Tamam ben bırakacağım seni. Tamam. Hayatım bak. Bak bir dakika otur bir dinle bak ben sana bir anlatayım. Yine sen kendi bildiğini oku bak. Beni bir dinle bir kere. Yine ben senin beynine giremezsem yine sen kendi aklın, zekan var maşallah. Yine sen o küçük beyninde kurgunu yine oyna. Beni bir kere dinle. Heh, dinliyor musun? Tamam. Şimdi bebeğim ben sana ilk ne zaman teklif ettim falan diye böyle olayları aşma seviyem. Felakse 5 lira göndermiş. sen olsun. 10 yıl içinde evlenme teklifi ihtimalini söylüyoruz. Abi bunu da çözsene yerim ağzının yüzünü senin bu arada. Kanka 10 yıl içinde evlenme ihtimalimi söyleyeyim ben sana. Yüzde... Evleneceksem 10 yıl içinde evlenirim. Yani 10 yıl sonra 10 yıldan öteye gittiyse zaten evlenmem. Doğru komiksin keşke benim olsam. O ne demek? Üstüme mi bineceksin. Ne yapacaksın abi? Keşke benim olsan. Keşke benim olsan seni köyde bir gezdirsem ama <laughs> ne zaman telli duvaklı görürüz abi seni? Abi. Telli duvaklı ne zaman mı göreceksin? Şöyle bir zeybek oynatak elinde. Amazing şaka abi. iki önceki donatıma bakar mısın lütfen para bitiyor. Metin Şahan Beşik'in demiş abi her yerinde günlük Mayıs kelime bulma şarkı, bulma vesaire oyunu oynuyorduk. Ne oldu onlara? Ee, kelime hazinemiz biz bitti kanka onlara hepsini oynadık. <laughs> yeni kelimeleri biz de bilemiyoruz artık. çatı. Çatı 5 de gelmiş yeni gelmedi geri geldik. Tezekkül vahşeti hazır ol. Ne diyorsun ya? Attention. A toast. Welcome home, Frank. Welcome home. Thank you. Hi, buddy. It's good to be here. Daddy, look. <laughs> no 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 wait 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 hey wait 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 wait, wait. Allah Allah geri zekalı. <laughs> takip etmek isteyenler buradan takip etsinler. Ama zaten Reddit'te çalışıyor bu tayfa. Reddit'te çalışıyor ve beni bitirmeye yönelik çalışıyorlar. Yani övgü yok, hiç şey yok. Ya yani herhalde burada hepsi de olmalı tabii ki ama eğlenceli biri olması ve saygılı olması ikilisi. Yani bu double Karı o şeye girmesin ya açık ilişkiye karşı saygılı ve eğlenceli olmasın. Dostum senin ama ben düşünce yapını sikeyim ayrıyetten o zaman. Çünkü ben hiç öyle düşünmedim. Eğlenceli biri, beraber eğlenebiliyorum. Bütün bir ömrümü geçireceğim belki de, anlatabiliyor muyum? Belki de geçirmeyeceğim ama evlendik diye bütün ömrümü de geçirmek zorunda mıyım? Hayır, değilim. İşleri gidiyorsa geçiririz yani. O da mutlu, ben de mutluysam. Ama eğleniyorsak beraber muhtemelen mutluyuzdur. Yani beraber eğlenmek. Çünkü istemediğin veya işte mutlu olmadığın kişiyle eğlenemiyorsun zaten. O yüzden eğleniyorum demek ki seviyorum. Demek ki eğleniyorum yani. Birbirimizi eğlendiririz. Zaten ben eğlenceli ona davranırım olduğu ona. için orada bir sıkıntı olabilir diye yok, şey Yok, yok yani. hiç sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmaz olsun. Ee, ve saygılı birbirimize saygılı olacağız. Ya o boyu ne? gibi değil de ya bu akşam da mı yayın var? Kapat artık şunları falan. Gibi değil de Anladım. Hani bir daha saygılı. İkimiz de birbirimize saygı duyacağız. Çağrı sence sen baştan aşağı mantıklısın ilişkide. Sen ama bir soru işareti koy bari onun sonuna da. Çağrı sen mantıklısın. <laughs> anlayamadım çünkü soru mu? Yorum mu orayı anlayamadım. <laughs> sen mantık. Ya ben şey mantık Beynim sahip olduğum her şeye amına benim. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden tabii ki mantığıma çok güveniyorum. Çok güveniyorum. Ekstra güveniyorum. Duygusal zekam da çok gelişmiş boyutlarda. Bu zaten yazdığım şarkılardan ortadadır bir noktada. Ama bunu çok gösterme taraftar mıyım değilim. Belki de ulaşamıyorum da artık belki de artık ona Anladım, Ulaşamıyorum da yani. Artık o duygu, duygularıma da çok ulaşamıyorum. Dolayısıyla ortalık komple mantığa kalmış durumda. Keşke duygularım biraz yaşıyor olsaydı da Sazı bazen belki elini alırdı. <laughs> sazı, Man. amına koydum Sazı diyorum, sazı. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, <gülüyor> salığa bak. Sen şu an kendini evli hazır hissediyor musun? Hayır. Sonrak burcunu seçer misin? Şu an burç yorum yapacak. Sana yakın zamanda bir teklifi gözükmüyor. Hadi hoşça kal. Direk kapadı ya git o zaman evlilikte evlilik, Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.